Tüm konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet, oturumlarımız aralıksız devam edecek. Bir diğer oturumumuz Arçelik'in sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan liderlerin sürdürülebilirlik ajandasında. Bu farklı endüstrilerin önde gelen şirketlerin liderleri yeni sürdürülebilirlik hedeflerini, sürdürülebilirliği bir iş modeli haline getirmek için neler yaptıklarını ve sürdürülebilirlik çalışmalarının şirketleri ve çevre için somut getirilerini nasıl ölçümlediklerini anlatacaklar. Oturum başlamadan önce sponsorumuz Arçelik'in kısa bir filmini izleyelim. Liderlerin Sürdürülebilirlik Ajandası oturumunun moderatörü, Ülker CEO'su Sayın Mete Buyurgan. Sayın Buyurgan, alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Ve oturumun konuşmacıları, Mesa Holding CEO'su ve Mesa Mesken Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mert Boysanoğlu. Migros Ticaret Anonim Şirketi İcra Başkanı Sayın Özgür Tort. Ve TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sayın Serkan Kaptan. Evet, hepiniz Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin değerli katılımcıları, hepiniz panelimize hoş geldiniz. Liderlerin Sürdürülebilirlik Ajandası panelimizin konusu. Bugün huzurunuza ben de iki şapkamla oturuyorum. Birisi belirtildiği bir Ülker CEO'su olarak, bir diğeri de Sürdürülebilir Kalkınma Derneği SKD Yönetim Kurulu üyesi olarak karşınızda bulunuyorum. Ve bugünkü moderasyonu da yapmaktan, bu önemli, benim de çok önem verdiğim alanda moderasyon yapmaktan çok büyük memnuniyet duyuyorum. Az önce de ifade ettiğim gibi panelimizin başlığı liderlerin sürdürülebilirlik ajandası. Sürdürülebilirlik başlığı gerçekten son yıllarda tüm dünya için son derece önemli bir kavram haline geldi. Yani aslında pandemi dönemine kadar sadece Avrupa'da çok odaklanılmış bir konuyken aslında pandemiyle beraber dünyanın da bütün her tarafında çok önem arz eden bir konu olduğu hepimizin malumu oldu. Dünyamızın geleceğine ilişkin veriler de artık hepimiz için gerçekten kaygı verici. Şimdi birkaç tane rakam vereceğim.
Ben çok panelistlerimizin de izniyle çok kısa biraz girizgah yapıp sonra değerli konuşmacılarımıza sözü bırakacağım. İnsanların bildiğiniz üzere en temel ihtiyaçlarından bir tanesi gıda ve barınma. Ama gıda gerçekten çok önemli bir ihtiyaç. Ve şu anda iki hafta önce sanıyorum Birleşmiş Milletler'in de desteğiyle bir Tarım 4.0, Tarım Teknolojisinin Geleceği adlı bir rapor yayınlandı. Bu raporda çok çarpıcı aslında rakamlar ve bilgiler var. Okumanızı tavsiye ederim. Bu rapora göre geleceğin gıda taleplerini karşılama konusunda tarım üzerinde baskı oluşturan 4 tane çok temel ana faktör var. Bir tanesi demografi, yani bu nüfus artışları ve dünyada artan göçler, doğal kaynakların kıtlığı, iklim değişikliği ve gıda israfı. Ülke olarak biz de sürdürülebilirlik çalışmamıza çok yoğun bir şekilde global ölçekte devam ediyoruz. Bir gıda firması olarak da bu konuların çok içinde olduğumuz için lider gıda firması olarak gerçekten sorunun aslında o kadar yakınımızda olduğunu görüyoruz ve hissediyoruz ki bütün dünyanın, ülkemizin, toplumumuzun bu gerçeğin farkında olması da gerçekten büyük önem arz ediyor. Çok çarpıcı bir rakam vermek istiyorum. Gıda sektörü olarak tüm dünya genelinde 2050 yılına kadar şu anda ürettiğimiz gıdanın %75 daha fazlasını üretmek zorundayız. Yani sadece 27 yıl içerisinde bugün üretilen dünyadaki gıdanın %75'i, neredeyse iki katını üretmek zorundayız. Bir diğer taraftan da baktığımız zaman tarım alanlarının azalması, su kaynaklarının israfı ve diğer iklim değişikliği gibi konularda getirdiğimiz aslında sorunun ne kadar büyük olduğu ve daha büyük sorunların da kapımıza ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Ben bu noktadan itibaren biraz gıdayla giriş yaptım. Ama değerli konuklarımızı, panelistlerimizi tanıtmak istiyorum öncelikle. Öncelikle Borusan Holding CEO'su Erkan Kafadar Bey de davetliydi ama son dakika bir iş çıktığı için ayrılmak zorunda kaldı. Mesa Holding CEO'su ve Mesa Mesken Yönetim Kurulu Başkanı Mert Boysanoğlu Beyefendi bizle beraber olacak. Migros Ticaret İcra Başkanı Özgür Tort Bey bizle olacak. Ve TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sayın Serkan Kaptan da bizle beraber olacak. Panelimizde ben iki tur soruları soracağım müsaadenizle. Beşer dakikadan iki turda soruları cevaplayacağız. Ben şimdi sözü sizlere bırakıp ilk sorumla müsaadenizle başlamak istiyorum. Mert Bey ile başlayacağım. Mert Bey, MESA'nın kuruluşunda bir sürdürülebilirlik felsefesi hep vardı sanıyorum. Eski yıllardan beri, ilk kuruluşundan beri. Ve bize öncelikle MESA'nın sürdürülebilirlikle olan ilişkisinden bahseder misiniz? Ve de konutlar üreten, karbon ayak izi tabii nispeten fazla olan bir sektörde nasıl bir sürdürülebilirlik yaklaşımıyla ilerliyorsunuz? Çok çok teşekkürler. Duyabiliyorsunuz sanıyorum. Panelden önce aslında panelist arkadaşlarımızla, dostlarımızla konuşuyorduk. Hani beni günah keçisi olarak çıkarttınız buraya diye. Çünkü hakikaten dünyada üretilen enerjinin hemen %30'unu inşaat sektörü harcıyor aslında. Salınım yapılan karbondioksitinde hemen hemen %25'ini, yani yaklaşık 35 milyar ton bir yıllık karbon salınım var dünyaya. Bunun da %25'ini bizim sektörümüz aslında salıyor. Burada tabii bizim sektörümüz derken biliyorsunuz son dönemde gömülü karbon denen bir tabir var. Bu nedir? Bizim sektörümüze hizmet eden 200'den fazla alt sektörün dahası salınım yaptığı, kullandığı enerji miktarı da bizim sektörümüze yansıtılıyor. Ben biraz daha şeye baktım. Hani bizim bir metrekare yapmak için ne kadar ben aslında karbon salınımı yapıyorum. Bu çok önemli bir done olduğunu düşünüyorum açıkçası bizim Türkiye için de. Genelde dünyada kullanılan genel tahammül yaklaşık 385 kilogram karbon emisyonu harcıyormuş bir metrekare inşaat ya da konut yapabilmek için. Tabi bu çok ciddi bir rakam aslında. Bu tabi Hindistan'da bir tona çıkıyor. İngiltere'de işte normal o gördüğünüz evleri full yapabilmek için 50 ila 80 ton karbon gene salınımı yapılıyormuş. Şimdi tabi şöyle bir şey dediniz biraz önce, hani MESA'nın sürdürülebilirlik kültürü anlamında. Burada en önemli iş aslında yaptığımız ürünle ilgili. Çünkü ürün hani son kullanıcısının yaklaşık 50 ila 100 yıl kullandığı bir ürün aslında. Yani genelde öyle. Konut dediğiniz ya da bina ya da gayrimenkul dediğiniz olay 50 ila 100 yıl kullanılan bir üründür. Tabii burada biz yaparken harcıyoruz ama tüketiyoruz ama bizden sonraki kullanıcının ya da teslim ettiğimiz kişinin onu nasıl kullandığına da biraz biz karar verebiliyoruz.
kullandığımız işte teknolojiyle, ısıtma soğutma teknolojisi, yapı yalıtımıyla aslında biz biraz onları yönlendirmiş oluyoruz. Tabii biz 53. yılımızı kutluyoruz bu sene. 69'dan beri piyasada olan bir grubuz. Tabii 69'dan 80'lere hatta 90'lara kadar biz sürdürülebilirlik felsefesiyle bunu yaptık dersek yanlış söylemişiz. O zaman böyle bir inanış yoktu. Malum enerji çok. Ya da insanlar hani bir şeyin bir gün biteceğine, dünyanın bu şekilde kirleneceğine ve bizim şu anki bu önlemle alacağımızı sanırım kestiremiyorlardı ama bizim büyüklerimizin o zaman kendi önüne koyduğu bir moto, biz hani yurt dışından yeni öğretiler getirin, yeni uygulamalar getirin Türkiye mantığıydı. Bunun için işte 80'lerde Ankara'da yaptığımız projede işte gri su, siyah suyu toplayıp recycle edip işte geri dönüştürüp bahçe sulamasında kullanmayı mesela hedeflemişler ve yapmışlar. Tabii 80'ler için çok bana göre hem o zaman utopik gözükse de uygulanan bir fikir olduğu için çok başarılı. 90'larda ilk dış cephe yalıtımını biz Türkiye'ye getirdik. Onu kullandık. O zamanlar strafor kullandık. Şu anda işte kullanılması yasak malzemelerden bir tanesi gibi. Ama işte dediğiniz gibi sürdürülebilirlik anlayışı o zamanlar hani biz nasıl alıcımıza daha az enerji harcatırız, daha nasıl az aidat ödettiririz. O zamanlar proje yaptığımız yerlerde kaynak azlığından başka yöntemler kullanalım mantığıyla yapılmıştı. Tabi bunların da sürdürülebilirliğe katkısı olduğunu düşünüyorum süreçte. Teşekkür ederiz Mert Bey, çok güzel özetlediniz. Dediğiniz gibi aslında teknoloji de sürekli gelişiyor ve teknolojinin de sürdürülebilirlikle ilgili çok yakın bir ilişkisi var. 5-10 sene önce kullandığımız bazı malzemeler şimdi yerini bambaşka şeylerle alıyor. Bu her sektörde geçerli. Özgür Bey, özellikle Migros tüm paydaşlarına değer yaratmak için sürdürülebilirliği hep merkeze koyuyor. Sizin liderliğinizden bu yana da gerçekten iyi gelecek planı olan bir programınız var, adını verdiğim programınız var. Ve iyi güzel bir sürdürülebilirlik yol haritası oluşturdunuz. Etki alanınızın kuvvetli olduğu bu alanda, perakende sektöründe nasıl bir gündeminiz var sürdürülebilirlikle ilgili? Teşekkür ediyorum. Önce her zamanki gibi bu güzel organizasyon içinde Kapital Ekonomist dergilerine teşekkür edelim. Bir arada olduğumuz zaman konferansın ötesinde çay aralarında dahi çok farklı şeyler gündeme gelebiliyor. Her iki anlamda da katkısı için bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Şimdi biz tabii gıda perakendesinin çok temel misyonu, etki alanı çok geniş. Ve bu kurgunun içinde sağlıklı yaşam başlı başına bir unsur. Diğer tarafta gıda arzını güvence altına almak. Bir başka boyutunda tabii ki çok ciddi israflar söz konusu. Gıdada bu israfları kontrol altına alabilmek. Bir başka boyutunda istihdam ki çok yoğun bir istihdam sektörü, perakende sektörü. Ve tabii ki kadının üretime daha çok dahil edilmesi gibi çok önemli bir konu başlıklarımız var. Uzun yıllardır bunlar üzerine enerji harcarken bir de son 2-3 sene içerisinde işte bir tarafında salgın, bir tarafında savaşla beraber gerçek anlamda bir başka boyut daha kazandık. O da gıdayı raflara getirebilmek. Yani bu tabii çok çok önemli bir misyon haline geldi. Burada ben kendi şirketimizle ilgili detaylara girmeden önce özellikle sektörün hem bize mal sağlayan tüm tedarikçilerimizin hem de bütün perakendeci dostlarımın bu seferberlikteki emeği için çok teşekkür ediyorum. Çünkü birkaç ortamda bu dillendirildi. Bu bir kez daha altını çizmekte fayda var. İşte Avrupa, Amerika, hangi gelişmiş ülkeye bakarsak bakalım hala devam eden raflarda boşluklar var. Ülkemizde çok şükür bu tablolarla pek karşılaşmamayı sağladık. Tabii üretici bir ülke olmak bu konuda çok büyük bir avantaj. Ama bir o kadar da sektörün kıvraklığı, ticari zekası, öngörüsü bunların üstesinden gelmekte çok büyük bir emek ortaya koydu. Tabii bugün geldiğimiz noktada bir gerçekle karşı karşıyayız. Bir de artan enflasyon baskısı tüketicinin de satın alma gücünü düşürdüğü için bütün bu yaptıklarımızı ekonomik şekilde yapmak zorundayız. Ve bir de tabii tüketicinin beklentisi olan o erişim ki salgınla beraber inanılmaz değişik boyutlar kazandı. Müşterilerin evine kadar bu teslimatı gerçekleştirmek. Ülkenin en ucra köşesinden en pratik, en hızlı alışveriş noktalarına kadar da bunu yapabilmek. Bu ancak işte gerçekten kendini adamış ekiplerle ve inovasyonla mümkün. Ve sürdürülebilirliğin de arkasında bu gücü her zaman hissetmemiz lazım. Bugün özellikle tedarikçilerimizle yapmış olduğumuz o güzel işbirliği Türkiye'nin her satında bizim ihtiyaç birimleri olarak nitelendiririz. Hemen hemen bir süpermarkette 600-700 çeşit ihtiyaç birimi vardır. Bunların çok temel olanlarında 250-300 kalemde
Türkiye'deki en uygun arzı fiyat anlamında da tedarik anlamında da sağlama başarısını gösteriyor bizim şirketimiz. Diğerleri de her anlamda markaların çok güçlü olduğu alanlar. Bu diğer alanlarda da her 15 günde bir yaptığımız işte 1000'e yakın farklı markanın gündeme geldiği etkinliklerle tüketicinin bütçesini ayakta tutuyoruz. Ve bu da gerçek anlamda perakende sektörünün geleceğe yönelik önemli bir güvencesi. Çünkü onun teveccühü de müşterilerin mağazalara yaptıkları bağlılıkla, sadakatle ortaya çıkan müşteri sayılarıyla çok net takip edilebiliyor. Ama tabii bütün bunların ötesinde bunu yaparken bu erişim dediğimiz konuyu hem çevreye saygıyla hem de müşterinin ayağına kadar bu hizmeti götürebilmek çok daha önemli bir teknolojik gerekçe gerekli. Şimdi bunu üstüdesinden gelmek tabii o kadar kolay değil. Dünyanın her yerinde çok önemli bir konusudur. Bugün biz denizin ortasındaki teknelerden tutun Uludağ'ın tepesindeki karlı noktalara kadar bu mağazacılığı icra ediyoruz. Ve bir taraftan da baktığımız zaman evlere teslimat dediğimiz model hem çok çevreci olması gereken çünkü müşteriye ulaşmak anlamında hem de bir o kadar da o erişimi müşterinin ihtiyacı olan en uygun fiyatlı ürünü o erişimi sağlamak için de her türlü inovasyonu kullanmak zorundayız. Bugün burayı gururla ifade ediyorum. Kendi mühendis arkadaşlarımızın geliştirdiği, partnerlerimizle beraber yaptığımız çok enteresan otomasyon sistemlerimiz var. Mağaza içinde mal toplamaktan tutun, evlere teslimatı optimize etmeye kadar giden. Bunlar sayesinde de bu sektörde çok nadir de olsa en azından zarar etmeden eve teslimat işini başarıyla yerine getirebiliyoruz. Bugün özellikle büyük şehirlerde, nüfusun kalabalık olduğu yerlerde kimi çalışma vaktinden ötürü, kimisi sağlık sebepleriyle bu eve teslimatı çok ciddi bir talep haline gelmiş durumda. Birçok mağazamızın bugün cirosunun neredeyse dörtte biri bu sistemle dönüyor. Tabii ki bu optimizasyonu sağlarken bütün enerjimizi, çevreye olan duyarlılığımızı da üst üste koyarak yerine getirmemiz lazım. O yüzden elektrikli araçlar ve bunun üzerinden gelebilecek olan her türlü enerji üretimi gibi konuları bizim gündemimizin çok önemli parçaları. Tabii işin ana özünde de ürünün sürdürülebildiği ki buna değinmeden geçmeyeyim. Biz bir gıda perakendecisiyiz özünde. Sattığımız malların %77'si tarıma dayalı ürünler. Ve bu ürünlere baktığımız zaman da üzerimize çok önemli bir sorumluluk olduğunu farkındayız. Meyve sebzesinden etine kadar Türkiye'deki en büyük alım operasyonunu yönetiyoruz. Ve bu noktada gerek Tarım Bakanlığımızla gerek diğer bakanlıklarla havza bazlı planlamadan tutun, tüketici finansmanından yansımış modelin aynen bir çiftçi finansmanına benzer modellerinde icra ediyoruz. Ki burada bunun gerçek anlamda küçük çiftçilerin toprak birleştirmesi gibi projelerde çok büyük katkısı olduğunu görmeye başladık. Ziraat Bankası ile son zamanlarda geliştirdiğimiz çok etkin bir modelimiz var ki satın aldığımız meyve sebzenin daha bize faturası gelmeden ödemesi ertesi gün çiftçinin eline geçer noktaya kadar geldi. Burada da ben destek veren hem Hazine Maliye Bakanlığımız hem de Ziraat Bankası'na çok teşekkür ediyorum. Çünkü geleceğin çiftçi finansmanı modellerini bunların üzerine kuracağız. Gerçek anlamda üretmemiz lazım. Üretmek için de çiftçinin üretmekten keyif alması lazım. Bu hem nakit akışı açısından hem de üretilebilirlik açısından çok önemli unsurlar. Tabii ki bununla sınırlı değil yapılan çalışmalar. Aynı zamanda bir protein dengesi var. Son zamanlarda çok popüler bir konumuz tabii ki hayvansal gıdalar, bitkisel gıdalar. Ama özünde karbonhidrat, vitamin, protein bu dengenin de sağlıklı yaşam için çok çok önemli olduğu hepimizin malumu. Bu sebeple özellikle hayvansal proteinin dünyadaki biraz önce konuştuk arzı son derece sınırlı ve baktığımız zaman artan dünya nüfusuyla beraber de bunun karşılanması hemen hemen imkansız gibi görünüyor. Dolayısıyla bu kurgunun içerisinde bitkisel protein de çok öne çekecek. Özellikle ana kalemlerimiz yani yüzyıllardır, binlerce yıldır protein kaynağı olan bakliyatlarımızı da en azından çok temel bir protein kaynağı olduğunu vatandaşlarımıza tekrar hatırlatıyoruz. Türkiye bu konuda da çok güçlü, üretim anlamında da çok güçlü. Ki geleceğe dönük baktığımız zaman bugün bir adı vegan beslenme olan ama öbür tarafta da gerçek anlamda sağlıklı beslenmenin temel unsurlarından teşkil eden bitkisel besinleri bu konularda da desteklememiz çok çok önemli. Bütün bunların ötesinde tabii çok konu başlığı var. Yani bir sonraki seansta belki aktarabiliriz ama özellikle rejeneratif tarım dediğimiz ki gelecekte belki bir sonraki aşamada çok daha hızlı düşünmemiz gereken ki bugün sandalyelerinizin kenarlarında birer tane bunun örneğini görüyorsunuz. Ordu'da özellikle çok önemli bir tedarikçimizle beraber yaptığımız bir işbirliğiyle tüm üretimi rejeneratif bir metotla yerine getiriyoruz. Bunun iki bacağı var. En önemlisi tabii ki toprağın sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürmesi ama bir o kadar da orada üretilen üretimden aynı zamanda üretilen çiftçinin de refahı için bir fon ayrılıp tekrar çiftçilerin hayatına bunun kazandırılması gibi çok farklı alanlarda uygulamalarımız var. Teşekkürler Özgür Bey, çok güzel özetlediniz. Dediğiniz gibi
pandemi döneminde aslında tarım ürünlerinin ama en başta da temel gıda ürünlerinin iade itibarı belki de geri gelmiş oldu. Bir diğer taraftan sürdürülebilirlik aktivitelerinde tabii ölçümleme de çok önemli. Hepimizin yaptığı gibi. Sürdürülebilirlik raporlarımız, sürdürülebilirlik hedeflerimizin takibi, 70 yıllarla kıyaslanması bunlar da bizim için öncelikli alanlardan bir tanesi. Bu faaliyetlerimizin gerçekten daha anlamlı ve ölçülebilir hale getirilmesi için. Serkan Bey'e dönüyorum. Serkan Bey, tabii pandemi yine havacılık tarihinin bildiğim kadarıyla en sıkıntılı dönemlerinden bir tanesini yarattı sanıyorum. TAV 8 ülkede 15 havalimanı işletiyor ve hizmet şirketleriyle birlikte yaklaşık 29 ülkede 90 havalimanına kadar ulaşmış durumda. Büyük bir dünya şirketi olmuş durumda. Yeniden pandemi öncesine dönen bir operasyonla baktığımız zaman, şimdi pandemi öncesine göre de trafikler herhalde, havaalanının trafikleri vesaire o önceki yüksek seviyelere ulaştı sanıyorum. Bu dönem sizi nasıl etkiledi? Sürdürülebilirlikle ilgili sizin de birçok çalışmanız var TAV olarak. Pandemi dönemi sizin faaliyetlerinizde bir sürdürülebilirlik faaliyetlerinizde önemli bir farklılık yarattı mı? Yoksa ve de aynı zamanda diğer sürdürülebilirlik alanlarında nasıl bir yolculuğunuz devam ediyor? Biraz bize bilgi verebilirseniz sevinirim. Tabii ki, teşekkür ederim. Öncelikle Mert Bey, Özgür Bey ve sizin sektörlerden farklı olarak pandemide muhtemelen pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri havacılık oldu. İlk defa sağlık krizinin ekonomik krizi tetiklediği ve onun da uçuşlara ara verdirdiği bir dönem yaşadık. Bütün havacılık sektörü derinden yaralandı. Rakamlarla örnek verirsek 2019 yılında dünyada 9 milyar yolcu vardı seyahat eden. 2020 yılında pandemiyle beraber bu yolcu sayısı 3 milyarlara düştü. Bizim de yolcumuzun %70'i gitti bütün havalimanlarında. 3 ay boyunca havalimanının kapalı kaldığı dönemde hiçbir gelirimiz oluşmadı ama giderlerimiz devam etti. Daha sonra 2021 yılının ikinci yarısında tedbirlerin nispeten gevşemesiyle havacılık sektöründe bu yolcu sayısı 4.4 milyara çıktı. Yaklaşık %50 toparlama diyebiliriz. Bu senede 2022'de dünyada global olarak 7.1 milyar yolcu olacağı tahmin ediliyor. Tamamen 2019 rakamlarına dönmemizin ise 2024 yılı olması bekleniyor. Yani bir 5 yıllık bir süreçte ancak havacılık 2019'u yerine getirecek. Bizim için TAV grubu olarak biz daha çok gelişen pazarlardayız biliyorsunuz. Türkiye ve yakın coğrafyada çok operasyonumuz var. Gürcistan, Makedonya, Suudi Arabistan, Kazakistan, Tunus, Letonya ve Hırvatistan'da. Buralarda yolcu talebi daha yüksek Avrupa'nın geneline veya global bakışa göre. Biz 2023 yılında eski yolcu seviyemize ulaşacağımızı düşünüyoruz. Sürdürülebilirlik anlamında tabii süreç çok enteresan gelişti. Biz bu dönemde birçok şey de öğrendik. Öncelikle çalışanlarımızın sürekliliğinin çok önemli olduğunu öğrendik. Bütün sektörlerde olduğu gibi. Çünkü bu yıl özellikle seyahat edenlerimiz fark etmiştir. Amerika olsun, Avrupa olsun, buralarda yolcu hizmetlerinde, havalimanı hizmetlerinde, hava yollarında büyük sıkıntılar yaşandı. Personel kaybı oldu. Pandemi çok uzun sürdüğü için sektör kan kaybetti ve personel kaybetti. Türkiye'de gerek kısa çalışma ödeneği, gerekse bizim desteklerimiz, gerekse personeli motive edebilmemiz sayesinde biz hiç kayıp yaşamadık. Personelimiz pandemi öncesi sonrası aynı kaldı, hatta arttı diyebiliriz. Bu hızlı toparlanmamıza fayda sağladı. Sürdürülebilirlikteki emisyon kısmında da demin Mert söylüyordu, tabii inşaat sektörü en vurucusu. Hava yolu da öyle gözüküyor, havacılık da öyle gözüküyor ama dünyada havacılığın yarattığı kirlilik diyeyim %2.4, toplamın %2.4'ü. Bunun da çoğu hava yolu kaynaklı. Çünkü uçakların kullandığı jet yakıtı kaynaklı doğal olarak da. Bu da gene global bakarsak Amerika bunun %24'ünü tutuyor elinde. Amerika uçuşlar ve Amerika'dan uçuşlar, kontinental uçuşlar büyük bir oranda. İngiltere, Çin, Almanya bunları takip ediyor. Bunları niye söylüyorum?
özellikle Avrupa anakarasında yeni bir trend olarak iç hatlarda daha fazla elektrikli araç kullanım var, tren gibi. Türkiye'de de fark ettiyseniz bu yıl ciddi sayıda düşen bir iç hat uçuşu var. Bizim iç hat uçuş düşüş sebebimiz hava yollarının dış hata uçaklarını kullanma arzusu, ama inşallah gelecekte Türkiye'de de ulaşım ağının daha elektrikli araçlara ve demir yoluna dönüşümüyle bu oran çok daha azalacaktır. Biz havalimanlarında tabii birçok aracı kullanıyoruz. Yeni yatırımlarımızda tamamen Dünya Bankası'nın organları olan IFC, EBRD gibi kurumlarla da çalıştığımızdan bazı beklentiler oluşuyor. Mesela son iki yatırımımız, Almaty Havalimanı'nı yapıyoruz. Yaklaşık 200 milyon dolarlık bir yatırım. Bu yatırımda biz Edge Advanced denen bir teknolojiyi veya standardı kullanıyoruz. Tamamen enerji ve su kaynaklarının efektif kullanılması ve geri dönüşümüyle ilgili. Aynı şekilde yeni başladığımız Antalya Havalimanı yatırımımızda da IFC ve EBRD'nin de finanse edeceği bir yatırım. Burada da gene aynı şekilde LEED Gold dediğimiz sertifika programını uyguluyoruz. Bütün havalimanlarında bunu yapıyoruz. Hızlı bir dönüşüme geçtik. Geçtiğimiz yıllarda güneş enerjisi kullanmaya başlamıştık havalimanlarında. Bunu daha da arttıracağız. Türkiye'de İzmir, Bodrum'da kullanıyoruz. Gürcistan'da kullanıyoruz güneş enerjisini. Hedefimiz şu anda %10'larda verimliliği, toplam kullanımımıza göre bunu %25'lere çıkarmak. Bu şekilde ilerliyoruz. Teşekkürler. Çok teşekkürler Serkan Bey. Sizin de belirttiğiniz gibi temiz enerji, özellikle transportation tarafında global dünyada, ülkemizde de hızla ilerliyor. İnşallah bundan sonra dediğiniz gibi farklı bir dönüşümü göreceğiz herhalde önümüzdeki yıllarda. Şimdi ikinci turda ben yine Mert Bey'le devam edeceğim. Mert Bey, aslında biraz anlattınız ilk bölümde. Yani nasıl üretim yaptığınızı, neleri önceliklendirdiğinizi. Ama MESA olarak temiz ve çevreye duyarlı üretim için bundan sonraki dönemde daha fazla neler yapacaksınız? Farklı teknolojiler var mı? Yine karbon ayak izi, net sıfır sizin için hedefleriniz nasıl? Yani nasıl bir hedef koydunuz kendinize? Bunlarla ilgili biraz teknolojiyi de içine katarak bilgi verirseniz çok memnun oluruz. Şöyle ifade edeyim Mete Bey. Şimdi aslında biz MESA olarak kendimiz demin biliyorsunuz bir figür vermiştim. 385 kilogram diye. Şimdi biz MESA olarak ne kadar harcıyoruzun şu an araştırmasını yaptırıyoruz açıkçası. Bu bizim için iyi bir done olacak. Çünkü biliyorsunuz bu Avrupa Yeşil Mutabakatı 2050'de sıfır emisyon diye bir hedef koydu önümüze. Tabii şimdi bunun ne kadar gerçek olabileceği, olamayacağı ayrı bir tartışma konusu. Zira 2030 civarı hedef olarak bunun yarıya inmesiydi. Yani demin bahsettiğim 35-36 milyar tonluk emisyon hacminin işte tamamen yok olması 2050'ye kadar. 2030'da yarıya inmesiydi aslında ilk mutabakatta hedef. Tabii Avrupa'dan biraz bakarsak orada çok eskimiş bir konut topluluğu var. Bunların da ne kadar tabii işte çevre dostu, doğa dostu ya da az enerji kullandığı büyük bir argüman konusu. Avrupa'da zaten bu eski konutların yenilenmesi için büyük çalışmalar başlatılmıştı. Özellikle İsveç, Almanya, İsviçre bunlarla çok ciddi bir de yeni teknolojiler kullanarak bu işte tiny homes vesaire gibi şeyin içini boşaltıp da oraları daha commercial tarafları açmak gibi böyle hedefler koymuştu kendilerine. Biz mesela olarak tabii yurt dışını takip ediyoruz. Bunun haricinde işte yeni teknoloji olarak ne kullanabiliriz dersek tabii demin dediğim gibi kullandığımız o 200 tane dedim ya 200'den fazla alt segmentte bize hizmet veren doğrudan direkt ya da endirekt sektörlerden belli kullanıcılarla ortak çalışmalar yapıyoruz. Nedir bunlar? Dış cephe yalıtımında işte dağ çevreci, dağ çevre dostu neler kullanabiliriz? İşte genel binanın genel fiziki yapısını değiştirebiliriz. Yani çimento yerine alternatif neler kullanabiliriz gibi araştırmalar yapıyoruz. Örnek olarak Yozgat Üniversitesi ile uzun zamandır Hint Kenevir üzerine biz bir çalışma yürütüyoruz. Tarımsal boyutuyla ilgili yürütüyoruz ama kendileri dış cephe yalıtım malzemesi ürettiler bu dönemde. Mesela biz de bunu deneme altına aldık şu an. Bizim Sincan'da bir kendi fabrikamız var. Orada belli denemeler yapıyoruz bunlarla ilgili. Özellikle bu verimliliği nedir bunun diye örnek vermem gerekirse. Bu ve benzeri çalışmalarımız sürüyor. Bizim aslında arkasında bizim 4T dediğimiz kendi
işte içimizde sektörde bir algımız var, bu şu: teknoloji, tasarım, tabiat ve toplum. Yani bunların dördü bir arada biz bunları önümüze koyarak genelde dizaynlarımız, çalışmalarımızı yapmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda da yeni projelerimizde mümkün olduğu kadar yenilikçi tasarımlara şey vereceğiz, yer vereceğiz. İşte mesela Urla'da yaptığımız projede şu an hani biliyorsunuz her konut projesinde jeneratör kullanılır. Jeneratör kullanmadan güneş enerjisi elektrik depolama sistemlerini kullanmayı hedefledik. Bunların ilk denemelerini orada yapacağız. Ağırlıklı bu tip işte konut projelerindeki sosyal tesisler bizim için çok güzel deneme binaları oluyor. Buralarda çok farklı teknoloji zamanında denedik. İşte ısı pompalarını ilk gene biz kullandık Türkiye'de. Bu ve benzeri sistemleri katarak, dediğim gibi yakın dönemde olmasa bile 2030-2050 hedeflerimize doğru yürüyoruz. Ama bunlar için dediğim gibi sade bizde de bitmiyor olay. Şimdi işte Serkan Bey'le konuşuyoruz, LEED sertifikası mesela. LEED sertifikası bizim sektörümüzde bir marketing ama şey olarak kullanılıyor. Bir alınan bir şeymiş gibi kullanılıyor. Bana bu çok enteresan geliyor. Yani LEED'in olayı bu değil. LEED sonuçta enerji verimlilik sertifikasıdır. Bu bir standarttır. Bu standartı böyle hani sadece yapıcı, kullanıcının da bundan bilinçlendirilmesi lazım. Kullanıcının bu binayı nasıl kullanacağını bilmesi lazım ki o standartta yakalanabilsin. Yani siz LEED sertifikası aldığınızı söylüyorsunuz. İşte binanın yanında adam kömür yakıyor ısınmak için. Yani böyle bir sistematikte işte sıfır emisyon vesaireden önce devletin buralarda belli standartlar getirmesi, bizim gibi bizden ve alt sektörleri bu anlamda desteklemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Çok teşekkürler. Sağ olun. Özgür Bey, biraz size değindiniz ilk turda. İklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik alanında da önemli çalışmalarınız var. Bir yandan da sektörünüzün ilk entegre, bildiğim kadarıyla, sürdürülebilirlik raporunu yayınladınız ilk defa. Bu rapordan biraz bahseder misiniz ve aynı zamanda iklim değişikliği ile ilgili Migros'un gündeminde neler var? Çünkü dediğiniz gibi tarım, gıda arz güvenliği vesaire, gerçekten iklim değişikliği. Biz de ülke olarak çok önemli bir buğday kullanıyoruz örneğin. Ve görüyoruz ki gerçekten büyük bir sıkıntı iklim değişikliğinden dolayı kapımızda. Sözü size bırakayım. Teşekkür ederim Mete Bey. Şimdi tabii her sektörün mutlaka bir sorumluluğu var ama Migros'un perakende sektöründe en çok bilinen tarafı herhalde öncülüğü. Ve bu anlamda da 4-5 senedir üzerinde çalıştığımız bu entegre sürdürülebilirlik raporunu sektöre bir ilk olarak kazandırmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Tabii ki bizlerin atacağı her adım bütün sektörün de şekillenmesiyle çok daha büyük etki alanlarına sahip olacak. Bizim gibi tarihi güçlü şirketler, eminim burada birçok dostumuz var birlikte iş yaptığımız, jenerasyondan jenerasyona görev aslında biz aktarıyoruz. Yani şirketlerin içinde de böyle gerçekleşiyor. Biz biraz aslında buradan esinlendik. Dedik ki bizden sonraki jenerasyona bir mektup yazalım. Yani bir taahhüt mektubu gibi ki bir tek şu anki yöneticileri bağlamasın. Gelecekteki yöneticilerimizi de bağlasın. Ve hani bu öyle bir havaya getirebilirsek en azından tüketicinin karşısında da bunu gururla savunabiliriz. Çünkü konuştuğumuz konular 2 senede, 3 senede, 5 senede çözülecek hadiseler değil. Ne yazık ki çok daha uzun boyutlu bakılması gerekiyor. Bunun adına da geleceğe mektup dedik. Ve sürdürülebilirlik ajandamızı da burada özetlemeye gayret ettik. Tabii esas itibariyle bizim sektör içinde bulunduğu diğer paydaşlarıyla beraber karbon salınımı konusunda önemli radar altında olması gereken bir sektör. Çok temel 2 boyutumuz var. Bir tarafında kullandığımız elektrik, diğer tarafında da özellikle mağazalarda soğutucularımızda kullandığımız gazlar. Bunların her biri çevreye oluşturdukları etkiyle mutlaka takip edilmesi gerekiyor. Benim haddime değil, yani en azından kendi tecrübemi paylaşayım. Bir şeye niyetlenmeden önce ilk başta şeffaf bir şekilde ölçmek gerekiyor. Bütün hadise burada başlıyor. Ona da ben yüzleşmek diyorum. Yani gerçek anlamda halimizi bir görelim şeklinde. Tabii biraz ürkütücü olabiliyor, biraz can sıkıcı olabiliyor. Bunların hepsiyle yüzleşmek. Ama esas itibariyle burada başlıyor ki Carbon Disclosure, yani Karbon Şeffaflık Platformu'nun da özünde bu var. Biz bu niyetimizi ortaya koyduktan sonra burada da birkaç kez lider seçildik. Bundan da tabii gurur duyuyoruz. Önce şeffaflaşarak başladı hadise. Ve son 5-6 senedir de dedik ki açtığımız mağazaların, depoların bir karbon salınımı var.
Ama biz bir yandan da büyüyen bir şirketiz. Mağazalar da ekliyoruz. İlk hedefimiz mağazadaki, biz metrekare başına deriz. Yani satışımızı da öyle ölçeriz, karımızı da öyle ölçeriz. Metrekare başına karbon salınımımızı ölçelim. Bunu azaltmaya çalışalım. Mağazalar eklendikçe de, teknoloji geliştikçe de bunun üstesinden geliriz. Ve çok büyük memnuniyetle ifade ediyorum ki metrekare başına salınımımızı biz %38 düşürmeyi başardık. Bunun tabii arkasında özellikle enerji tasarrufu konuları ve bu bahsetmiş olduğum gaz salınımları ile ilgili konulardaki irademiz bu yolculukta bize önemli mesafe kat ettirdi. Bundan sonrası için de tabii karbon sıfır hedefi 2050 hepimiz için çok önemli ama oldukça uzun bir vade. O vadeye kalmamak için de bu geleceğe mektupta önce bir 2030 dedik. Yani daha bir yakın vadeyi koymamız lazım ve kendimizi bağlayalım dedik. Ki yeni dönemdeki bu takip sistemleri eminim buradaki dostlar çok iyi biliyorlar. Bilimsel bazda hedef vermeyi de gerektiriyor. Yani öyle ben yapacağım demekle değil. O bilimsel bazda hedeflemede de şu anda önümüzdeki 2030'a kadar toplam, yani yeni mağazalar eklememize rağmen toplam salınımımızı %42 azaltma taahhüdünü verdik şu andaki kurgunun içerisinde. Tabi burada çok önemli başlıklar var elektrikle ilgili başlangıçta itibariyle. Ben buradaki bütün sanayici dostlarımızı bize yardımcı olmaları konusunda motive etmek istiyorum. Özellikle bu elektrikli araç, elektrikli dağıtım sistemleri bizler için çok çok önemli mesafe aldıracak. Hepsini işbirliği çerçevesinde yapacağız. Bunun yanı sıra gaz salınımları ile ilgili çok önemli bir çalışmamız var. Migros'un özel patentlendirdiği bir sistem bu. Bizim mağazalarımızdaki soğutma sistemleri merkezi gazlarla yapılır. Soğutucu gazlarla, HFC ismi verilen. Biz önemli bir adım daha atıp mağazaların içerisinde, depoların içerisinde gezen bu gazları sulu sistemlere dönüştürdük. Çok müthiş bir inovasyon olarak görmeyelim, basit bir yaklaşım şekli ama yapılması zor. İçeride artık mağazalarda gaz dolaşmıyor. Gaz merkezi olarak bir ana ünitede dolaşıyor. Mağazanın içinde dolaplarda gezense soğutulmuş su. Dolayısıyla gaz salınımına yönelik olarak çok önemli bir riski ortadan kaldırıyoruz. Bu da bizim için tabii çok önemli bir adım oldu. Benzer şekilde tabii gıdanın en önemli sorunlarından bir tanesi de ne yazık ki dünya üzerindeki üretilen gıdanın yaklaşık %30'u daha tüketilemeden çöpe gidiyor. Bunu azaltmak da en azından tabii ki salınım açısından çok çok büyük bir adım haline gelecek. Burada da yine bir taahhütte bulunuyoruz. Burada çok sevgili tedarikçi dostlarımızla beraber dedik ki 2030 yılına kadar Migros kendi tedarik zincirindeki gıda atıklarını %50 azaltma taahhüdü veriyor. Bunu nasıl yapacağız? Hep beraber tedarik sistemlerimizi daha güncel tutarak, daha çevik tutarak yapacağız. Bununla da kalmıyor. Tabii ki güneş panelleri, elektrik, rüzgar santralleri bunlar çok çok önemli maddeler. En azından öğrenim sürecinde bunların her birini denememiz lazım. Şu anda önemli lojistik merkezlerimizden bir tanesi tamamen güneş panelleriyle kapatıldı. Çok büyük memnuniyet bizim. O deponun dağıtım merkezinin tüm elektrik sarfiyatını o güneş panelleri sağlıyor. Hatta fazlasını da şebekeye veriyor. Bunlar çok önemli adımlar olacak geleceğe yönelik. Çünkü çok büyük de öğrenim sağlıyoruz. Benzer şekilde su tüketimi. Bunlar her biri tabii çok kritik maddeler. Yine aynı şekilde biz tabii çok yoğun su tüketen bir sektör oyuncusu değiliz genel anlamda baktığımız zaman üreticilerimiz kadar ama orada da bir %10 azaltma taahhüdüyle gidiyoruz ki bunu da başaracağımıza inanıyorum. Yani bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman işte entegre bir yapıyı kurgulamak ama bütün paydaşlarımız da tabii esas bu süreci kucaklayabilmek ama bir o kadar da bilimsel hedeflere bağlamak herhalde bu işte başarı yolculuğunun önemli birkaç reçetesi. Bunu yapan şirketlerden biri olabilirsek ki taahhütlerimizi her sene yakından takip ettiğimiz için yapacağımıza inancım tam. Ben özellikle finansal dünya açısından da bunu çok kritik buluyorum. Türkiye'nin belli vadede tabii yurt dışından fonlara ihtiyacı var. Hepimiz biliyoruz halka açık şirketler var, özel şirketler var. Bu tipteki adımların Türkiye'ye finansal akış açısından da çok kritik rol oynayacağını hep beraber gözlemliyoruz. Daha bugünden bizim bu attığımız adımlarla çok daha yeni fonlarla tanıştığımızda belirtmek isterim. Yani halka açık bir şirket olarak. Bunların da şirketlerin uzun vadeli yatırımlarına çok büyük katkısı olacak bu kurguyla baktığımızda. Tabii ki bütün bu paydaşlar içerisinde iklim değişikliğindeki mücadeleyi bütün o kendi nüfuzumuza çekebilmek, kendi içimizdeki o yaklaşımlardaki üreticilerimizle olan işbirliğimizi de çok spesifik bir konuya daha değinmek istiyorum. Üretimdeki eşitlik dediğimiz konu. Çünkü açıkça ifade etmek lazım. Hem çevreye hem iklime yönelik baktığımız zaman ben kadınlarımızı çok çok daha duyarlı görüyorum. Bunda bir şirketinde %35 ne yazık ki hala benim kadın yönetici rasyomuz. Bunu da arttırma hedefimiz var.
Dolayısıyla kadınları ne kadar çok üretime çekebilirsek, ne kadar çok sektörümüzün paydaşı haline getirebilirsek, ben buradaki hassasiyetin gelecek nesillere yönelik olarak çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Erkek iş insanlarımız alınmasınlar ama buradaki hassasiyette eminim bana katılacaklar. Bu çerçeveye sahip olduğumuz sürece tabii ki yeni düzen, yeni jenerasyonlara da buna emanet ederek bu gerçekleşecek. Teşekkürler. Dediğiniz gibi uzun vadeli hedefler, zorlayıcı hedefler koymak, bunu aynı zamanda bu zorlayıcı hedeflerle bir şirket kültürü haline getirmek, sürdürülebilirlik eforlarını gerçekten büyük önem arz ediyor. Yine belirttiğiniz bir diğer konu ölçümleme çok önemli. Yani sürekli ölçüp sürekli iyileşmeyi sağlamak. Çünkü sürdürülebilirlik gerçekten bazen çok soyut bir şey gibi gözüküyor ama aslında çok matematiği olan, sürekli kendinizi ölçmeniz gereken, spesifik alanlarla, metriklerle ölçmeniz gereken bir alan. Bir son noktada değindiğiniz yine çok önemli bir nokta, gıda israfı. Hakikaten bu kadar şu anda dünya yüzeyinde 800 milyon kişi yeterli beslenmekten uzak maalesef. Ve buna rağmen gıda israfı giderek artıyor. Gıda israfıyla mücadele dediğiniz gibi Migros'la Ülker'de bu konuda bir işbirliği yapıyor. Gerçekten bu konu hep beraber topyekün mücadele edilmesi gereken, tarladan sofraya ve tüm zincirlerin çok doğru yönetilerek en minimum gıda israfının sağlanması hakikaten çok büyük önem arz ediyor. Ben şimdi Serkan Bey'e tekrar son sorumu soracağım. Serkan Bey, havalimanlarında tüm operasyonlarınızda tabii sürdürülebilirliği odağı alan bir şirketi yönetiyorsunuz. Biraz önce açıkladınız yine siz de ilk turda aslında yani benchmark olarak diğer sektörlere göre nasıl, neler oluyor ama o rakamlarla açıkladınız. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde karbon nötr ve sıfır emisyon hedeflerinizden bahseder misiniz? Ve bunlarla ilgili yeni bir iş yapma modeli, yeni bir teknoloji vesaire planlarınızda, gündeminizde var mı? Peki, teşekkür ederim tekrar. Öncelikle şirketin sürdürülebilirliğinden bahsedeyim. Biz bir imtiyaz şirketiyiz, Tava Limanları Holding olarak. Tek işimiz havalimanı yapımı, işletmesi ve imtiyazları. Bu pandemi döneminde sürdürülebilirlik adına, çevre adına birçok şey yaptık ancak şirketin devamlılığını sağlayabilmek adına da önemli atılımlarda bulunduk. Pandemide boş durmadık. 2021 yılında iki tane önemli proje portföye kattık. Biz Antalya Havalimanı'nın işletmecisiyiz hali hazırda. 2027 yılına kadar olan bir işletme süremiz var. Çıkan ihale sonucunda ihaleyi alaraktan bu işletme süremizi 2052'ye uzattık. Yani bir 30 yıllık bir dönem daha Antalya Havalimanı'nın işletmesini devralarak hem çalışanlarımıza hem topluma hem yatırımcılarımıza vereceğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz. Bunun dışında gene 2021 yılının Mayıs ayında Orta Asya'nın merkezi diyebileceğimiz Kazakistan'ın Almaty Havalimanı'nın satın almasını yaptık. Bu portföyümüzdeki ilk sahip olduğumuz havalimanı. Diğerleri genelde bizim süreli imtiyazlardır. 20 yıl, 30 yıl, 40 yıllık kiralama şeklinde veya yatırım karşılığında olan imtiyazlardır. Almaty'de havalimanının almanın verdiği sorumlulukla bambaşka bir boyuta geçtik. Bugüne kadar yapmadığımız yakıt tesisleri işletmesi ve ticaretine girdik. O farklı boyuttaki farkındalığı bizde yarattı. Öyle söyleyeyim, standartları değiştirmek manasında. Bunların dışında pandeminin güzel öğretileri de oldu. Tasarrufu öğrendik. Çünkü büyüyen ekonomilerde sürekli karlı geçen veya artan cirolarda giderlerin artışını daha normal karşılıyorduk. Ya da giderleri dizginlemek adına çok fazla belki çabalamıyorduk. Bu pandemi döneminde 2020 ve 2021 yılında 2 yıl için toplam 363 milyon euro bir tasarruf yaptık. Daha önce bahsettiğim gibi biz hiçbir personelimizi çıkarmadık. Maaşlarda bir kesintiye de uğratmadık. Ama bunu tamamen iş yapış sistemlerimizi değiştirerek, işte enerji sistemlerinde yeni teknolojiler uygulayarak, gene demin bahsi geçtiği gibi su kullanımında yeni tedbirler yaratarak, daha yeni teknolojiler getirerek sağladık. Bu şekilde de genel çerçevede olan sürdürülebilirliğe katkı sağlamaya çalıştık. Bizim havacılıkla ilgili de söylersek, havacılığın sürekli büyüyeceğini zaten öngörüyoruz. Çünkü globalleşmenin en önemli
kollarından biri de mobilization dediğimiz kişilerin veya ürünlerin bir yerden bir yere taşınması. Bugün turizm manasında havacılık %58, havacılığın %58'i turizme hizmet veriyor. Kargo dediğimiz ürün taşımacılığının %45'i hava yollarıyla yapılıyor. Ve bu azalmayacak, artacak. Çünkü artık hep zaman kıstası en önemli unsur olduğu için zamanı da en kolay bunlarla yakalayacağız. Kendi sektörümüzde de gene kirlilik başlığı altında söylemek gelirse ya da karbon ayak izi olarak da biraz önce bahsetmiştim. Havacılık bütün global karbon izinin %2.4'ü. Bunda çoğu hava yolları diye bahsetmiştim. Hava yolları kanadında da uçak teknolojileri değişiyor. Şimdi artık yeni kompozit gövdeler veya daha hafif uçaklar, yeni jenerasyon kullanılan motorlarla yakıt tasarrufu bir 20 yıl önceye baktığımıza göre %50 azaldı. Aynısı havalimanları için de geçerli. Havalimanlarında sonuçta bir bina inşa ediyorsunuz. Oradaki yapım teknolojileriyle bugün çok farklı oldu. Ya da doğadan kazanımlarımızı farklı şekilde kullanır hale geldik. Bunun içinde yağmur suyunun geri dönüştürülmesi de var. Ya da geçmişte uçakları temizlemek amacıyla kullandığımız kışın kar veya buzdan korumak için kullandığımız de-icing sıvılarının toplanılıp bunların recycle edilip tekrar kullanılması gibi konular da var. Onların toprağa karışmasını engellemek gibi konular da var. Bütün olarak baktığımızda havayolu kanadında uçak üreticileri tarafında ciddi bir çalışma var. Uçak yakıtının önemli bir dönemde, yani yaklaşık 20 yıllık bir dönemde daha ziyade elektrik motorlarının kullanılacağı ve hidrojen destekli motorların kullanılacağına dair çalışmalar var. Havacılığın emisyonunun azalacağını söylemeye çalışıyorum böyle diyerekten. Ancak tabii çok hızlı büyüyen bir sektör. Demin 2019 yılı havacılığın en iyi yılıydı derken 9 milyar yolcunun olduğu yıl, önümüzdeki 20 yılda da bu yolcu sayısının 18 milyara çıkacağı öngörülüyor. Bu ne demek? Yaklaşık 40 bin yeni uçağın piyasaya sürüleceği demek. O kadar tüketimin olacağı, o kadar seyahatin olacağı demek. Burada önemli olan gene bizlerin uçuşlarımızda dikkat etmemiz, yani dikkat etmemiz gereken şu iç hatlarda bizim de Türkiye'de inşallah altyapımızı iyileştirerek daha ziyade bu trenleri kullanmamız. Çünkü en yoğun karbon salınımı, en yoğun kirlilik kısa uçuşlarda oluyor. Uçakların enerjiyi en çok kullandığı, yakıtı en çok yaktığı uçağın kalkış ve iniş vakti oluyor. Kısa uçuşlarda biz kilometre başı bir hesap yapıyoruz. Karbon salınımı uzun uçuşlara göre çok çok fazla kilometre başı baktığımızda. Uzun uçuşlar için okey ama kısa uçuşlarda daha fazla zarar veriyoruz doğaya. Aynı şekilde bunu bu pandeminin hani iyi yanı bu karbon salınımının düşmesiydi. Kötü yanı bizim sektörün aşırı daralıp çok etkilenmesiydi. Bu balansın önümüzdeki 3-5 yıl içinde kurulacağına inanıyoruz açıkçası. Onun dışında size söyleyebileceğim paydaşlarımız var tabii bizim havalimanı işletirken. Sadece havayolu değil, havalimanında hizmet veren onlarca şirket var. Bunların içinde yer hizmetleri şirketleri var, bu uçağı iten veya yolcuya hizmet veren. Bunlarda da kendi şirketlerimiz de var. Havaş ve TGS bizim grubun şirketleri. Bunlarda da çok önce elektrikli araç kullanımına geçmiştik. Desteklemeye devam ediyoruz. Hatta dün akşam Renault grubu CEO'su arkadaşımızla bir görüşmemiz vardı. Yeni elektrikli araçlar süreceklerini söyledi. Biz de ilk siparişleri vermek istediğimizi söyledik. Çünkü havalimanında özellikle hava tarafı dediğimiz uçak altında hizmet verdiğimiz alanlarda geçmişte daha çok dizel motorlu, çünkü güç gerektiriyor, yüksek tork gerektiriyor, araçlar kullanıyorduk. Bunları elektrikli araçlarla değişime başlamıştık. Yeni misyonumuzda da kısa vadede tamamını elektrikli araçlara dönüştürmek var. Evet, Serkan Bey'den de çok faydalı bilgiler aldık. Hem de havacılık sektörüyle ilgili biraz teknik bilgiler de öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim Serkan Bey. Bizim de bir fabrikamız var Almaty'de. Ben de çok sık seyahat ediyorum. Dolayısıyla TAV'ın orayı almasını ve işitmesini en çok sevinenlerden bir tanesi benim. İnşallah bir an önce son haline ulaşır. 2024 yazında hazır olacak. İnşallah, evet. Bizim de bir, tabii sizinkinin çok küçük ölçeğinde şunu söylemek isterim. Ülkerde de
biz her hafta 180 bin tane satış noktasına ürünümüzü ulaştırıyoruz. Tabii çok büyük bir aslında lojistik operasyonu diyebiliriz. 180 bin tane Edirne'den Ardahan'a kadar, köylere kadar gidiyoruz her hafta mutlaka. Ve veya işte süpermarket müşterilerimize de gidiyoruz. Ve biz de geçtiğimiz 5 yıl içerisinde hem rut optimizasyonunu yaparak hem de elektrikli araçlara kısmen geçerek geçmeye devam ediyoruz. Oradaki karbon emisyonunu yaklaşık %48 düşürdük. Bu da gerçekten bizim için çok önemli bir gurur duyduğumuz bir aktivite oldu. Ülke olarak biz de geçen hafta, bu hafta özür dilerim, 7. sürdürülebilirlik raporumuzu yayınladık. Eğer merak edenler olursa raporumuzda çok detaylı yaptığımız gelişmeler, geçtiğimiz 7 senedeki neler yaptığımızı da görme imkanı olabilir. Örnek almak açısından bazı sektörler için. Ben sonuç olarak panelimizi kapatmadan evvel öncelikle panelistlerimize çok teşekkür ediyorum. Çok değerli, güzel bilgiler aldık. Tabii sürdürülebilirlik ilk başlangıçta da söylediğim gibi aslında artık bir tercih değil, bir hayat biçimi, bir mecburiyet ve bu sadece şirketlerin mutlaka yapması gereken, üstlenmesi gereken yeterli bir uygulamada değil. Mert Bey'in söylediği gibi regülasyon yapan devletlerin, hükümetlerin, şirketlerin, sivil toplum kuruluşlarının mutlaka bu alana çok ciddi şekilde regülasyonlarla odaklanması gerekiyor ve hızlı bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Ama bütün bunların yanı sıra toplumun bireylerinin de bu işi özümsemesi ve bilincin çok hızlı bir şekilde bireysel eforlarında, bireysel faaliyetlerinde özellikle israf noktasında çok hızlı bir şekilde düzelmesi gerekiyor. Çünkü önümüzdeki 25-30 senede biraz ilk başta söylediğim gibi gıda, enerji vesaire diğer konular aslında ülkelerin geleceğini belirleyecek alanlar olacak gibi gözüküyor. Bu vesileyle de ben sürdürülebilirlik konusunu mutlaka ilkokullardan başlayarak müfredata da girip orada bir bilincin orta vadede, kısa vadede hızla oluşturulması konusunda da talebimi etmek isterim buradan da. Tekrar Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin yetkililerine çok teşekkür ediyoruz bu panel için. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tüm konuşmacılarımıza teşekkür ediyoruz. Teşekkürler ederiz.